ما بخير شاري ما... ما بخير راينا زي ما بخير يونا شماء شو سحات صفر صفر ما حسكرت يوبني راينا زي هونا زي سار زون خو خوي زوني خوي.

ما واه خوب یارننرا او واته نو ما واه خوب یارنارا ما هر کس واه خوکردي واه ورتو شسه دمازي مانش کې واجر کې دولت ترکیه حق زون ما زاگون ما هغ ملت بهش ما قبول کینګنا انې قضيو هات ما د نمون watanik ma sê sazbend sê sazî ma piya yo program û tuziko îlmîd ser kar û gurê xwe miyarê ca ma tim lemên xwe yo bînon bik şarê bînon bikir dewletê şaron bînon bikir hereketê şaron bînon bikirse ma tim lemedimonenê Ma gerek lemed memon temte. Ma gerek vejir lewe. E, no semeda e, euro vezir nişan u Ma yo bine siyaset şare zazon ser kalu vati kubajir eşkıra. Müşerek bikir eşkıra. Ma Gre kuncik nekene ki ma kuncikon de kar bekir, khabat bekir ve ço pe mezon mahay sekin... seneken ve ço lami kuma mekir matim lami kuşarken ve ço lami kuma mekir ona kriyo dünya çana ve tonu ma lami kuma se sifte ma girek aynira ninikra bonkura ma seken Vatanım Almanya'da devlete Türkiye kense, vatanım Almanya'da hareket kurdon kense niwurt ya kadar ken yo dasalata, da salata serdesta ne velat kumate wazen da salate serdeste o teci, serdest o waqt chira e, persin tesekert e madem ki te, ini serdeste inyon inikti inkarken zon tu lechevinin velat tu velat binin, te heseki te المتوقع مواجهة 4 سرو زازون هم اريق دريق ادبيات أو هم زي درق مواجهة كي زوند زاف كارو أرجعه إن أنت كارنكا، كار حتى هن زاف بيشي كردو كردون دسيسارو سرو إس أحمد خانى ملاي جزيرة فقية تيران e dhe ma sanatkarru dëngë bëgjon jen tëra vëgjër, se dojnë tëra vëgjër, në vëgjër në vëgjër për au karu ku ser zonë o zagun, jen a bu njëmejje nëshke për kërëma. Ama za zonë në qora sërët, jen për edhebjatët, shirët, romanët, hikajet, eh, za vësh i ama që eh, hajfo ki në vësh i e ishe e jen, Uh, نبوكو سبب يو حركتو كو انا ملت انا كاد پيرو پيه بيار پيا أو ساز بكر پيا بكر بن بكر رير بكر ريروكو عسى، ريروكو اشكرا uh, شار ما رجون ببينر شار كردون شار تركون اي بينون رجون ببينر او كار او خواتا ويرچمون Çe neşken vaj esta No seme deriz Kemoniyek esta ama Vazen ser münakaşa Çok değerli izleyiciler Sevgili dostlar ve arkadaşlar takipçilerim Şimdi Bugünkü programımızın konusu tabii ki Zaza Milleti, onun dili, onun kültürü, onun coğrafyası, tarihi, ve zaza siyaseti üzerinde. Biliyorsunuz 40 yılda aşkındır zaza siyasi hareketi oluşmaya çalışıyor, çalışılıyor. Bu zaza hareketi zaza toplumu içinde yerelde, bölgesinde, köyünde, beldesinde, şehirinde valhasıl burada gelişmedi ne yazık ki. Biliyorsunuz ki Cumhuriyet dönemi 1925, 37, 38, daha önce Zilan ve bir korkutma, sindirme, e, hatta katliam e, süreci geçti halkımız. Ağır bir süreçten geçti. Ama 1960-68 e, yıllarına geldiğimizde dünyadaki sağ-sol çatışmaları, hareketleri, e, Türkiye'de yansımasını buldu Türkiye'de yansıdı bütün Batı ülkelerinde olduğu gibi e, Türkiye'de bu süreci yaşadı Öğrenci gençlik e, dönemini biliyoruz bunları tekrar etmeye gerek yok Türkiye öğrenci gençlik e, Yılları çok e, müthiş bir e, gelişim gösterdi Müthiş bir örgütlü ortaya çıkarmıştı bu süreçte e, Gerek Ankara'da İstanbul'da Batı illerinde e, Öğrenci olan e, Kürt e, insanları Zaza insanları bir arayış içinde oldu Sendikalaşmalar falan Bunlar hepsi biliyorsunuz Kültür sanatın gelişimi Bu döne, dönemlere denk gelir Hatta mesela Kürt hareketinin e, Uzun yıllar e, Türkiye'deki sessizliği bu döneme Denk gelir. E, onlarca parti Kuruldu e, Osmanlı'dan bu yana e, Şeyh İdris'in Bitlisiyle Yavuz Sultan zekli döneminden de ee, bu tarafa geldiğimize e, Kürtler e, Zazaları kendi hanesine saymaya çalıştı. E Tabii ki o bölgede Zaza Kürt e, dil kökenleri aynı gelir. Komşuluk ilişkileri var. Zaman zaman aşiretlerin e, Osmanlı'ya Kürt aşiretlerin Osmanlı'ya olan bölgesel çıkarları yani ülkesel değil yani Kürdistan'ı değil Bölgesel çıkarlarını zedelemesini e, gördükten e, sonra e, zaman zaman işte Osmanlı'ya e, merkezi İstanbul sistemine karşı isyan, kendi bölgesini kendisini yönetme, aşiretini kendisini yönlendirme böyle bölgesel itirazlar olmuştur. Bu itirazlar zaman zaman bastırılmış e, biliyoruz e, ve bu bölgelerde bastırılan bu e, aşiretlerin e, zaza, aşiret, zaza bölgelerine olan, yakın olan bölgelerdeki ilişkilerinden dolayı bir duygusal bağ da oluşmuş içinde Zaman zaman e, zaza insanları e, Kürt hareketine ya da o aşiretlerine destek çıkmış duygusal bir kültürel bağları e, bir kere e, oluşmuş o süreçlerde. Oraya geçelim. 1900 Cumhuriyet kurulduktan sonra biliyorsunuz e, Zilan geri daha sonra 25 Şehzaid, 37-38 dersim, bütün bunlar olduktan sonra adeta artık Zaza insanı, hatta Kürt insanı ve bölgesi Ağrı Dağının tepesinde dökülen betona gömülmüştür, üstüne de hayali özgürlük burada gömülmüştür diye yazılmıştı biliyorsunuz. Şimdi bütün bu sürecin sonucu 68-60'lar kuşağının, devrimci kuşağının hareketlemesi Türkiye'de batı illerinde okuyan Kürt, Zaza ve diğer bölge insanları bu hareketlerde etkilenerek yeniden bir uyanış, yeniden bir toparlama, yeni bir süreç biliyorsun başlıyor. Bu süreç içinde bölgesinde katliamları yaşamış, 25, 37, 38 süreçlerini yaşamış Dersim halkı, Palo halkı, Diyarbakır halkı, Gümgüm güm halkı bir bütün olarak Zaza halkı da bu süreçte büyük kıyımlara uğradığı için bu devrimci, demokratik ya da radikal devrimcilerin Sürdürmüş olduğu o dönemki e, sistem karşıtı örgütlenmelerin içinde yer aldı. Okumuş gençlik o yıllarda Kürt hareketi ne de Türk Sol Hareketi diye tanımladığımız e, buralara kanalize olduğu e, yer aldılar. Şimdi bunlar tabii ki e, farklı farklı başlıklar ama bir özet verme açısından söylüyorum. E, biliyorsunuz Türkiye Devrimci Gençlik Hareketi bu e, Batı'da e, devlet tarafına sıkıştırıldığı e, süreçleri yaşadı. Kürt e, hareketi de böyle. E, 12 Eylül süreci işte daha çekilmeler oldu. E, biliyorsunuz İbem Kapak'ya e, çorumlu olmasına rağmen dersime gidişi var. Burada gerçekten e, ilginç ve araştırması ayrıca gereken bir konu. Oraya değinmeyeceğim. Tabii ki daha böyle. O konuları ayrı ayrı değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Şimdi e, sol e, hareketler e, bir tarafta Dersim gibi seküler ama e, baskıya uğramış, katliamlardan geçirilmiş. Adeta e, çocuklarım artık İstanbul'a gitsin, Batı'ya gitsin, okusun. Yeni sürece yani devlete, cumhuriyete uyum içinde olsun. Yeter artık bu kadar katliamları yaşadık. Bundan sonra yaşamayalım. Böyle bir süreci yaşadı. Uzun süre. Böyle bir sessizlik. Ve tabii ki bu çocuklar ben iyi hatırlarım. Ben Karakuçanlıyım. Biz o dönem e, kendi yaylalarımız dar gelirdi. Biz Erzincan yaylalarını yazın satın alır giderdik yaylalara. Yaşlı annelerimiz kalmıştı. zaza Yaşlı babalarımız kalmıştı. E, sorduğumuzda çocuklar nerede? Duman işi İstanbul'a. Domani Vaneni, Domani Ankara'da de ee, E, Böyle bir süreçti. Bu e, süreç tamamıyla artık teslim alınmış bir halk gerçeği vardı. Bu 68'lerden sonra o e, 25 37-38 daha önceki Zilan e, Koçgiri'de yaşadığımız e, o acı olaylar, katliamları e, gerek Türk Solu, gerek Kürt Solu'nun hareketleri bunu devletin aleyhine bir örgütlüğe dönüştürülerken bunu da en çok saza kitlesine faydalandı. Dersim halkının yurtsever okunmuş aydınlarda faydalandı biliyorsunuz. Ama süreç geldi, gelişti. 12 Eylül oldu. Bir kısım insanlar, partiler, örgütler hatta sendikalarda yer alan Hatta avukatlık yapan ama duyarlı olan insanlar ülkeyi terk etti. 1980-83 dönemlerine geliyoruz. Batı'da yani diasporada, Avrupa'da gelişen zaza duyarlı, yirseverli e, dil kültürü üzerinde bir e, süreci yaşıyor. E, bu süreç tabii ki e, bizim için e, bir politik süreçtir, siyasi bir süreçtir. E, çünkü e, zaza zazayım demek e, o güne kadar mahsun görülüyordu. E, Kürtler tarafında da öyle görünüyordu. Hatta e, Serhabun Berhudan gazeteleri biliyorsunuz o dönem kimi köşe yazarlarında zazaca kimi sayfalarında bazı Berhudan sayfalarında zazaca yazılırdı. Yani böyle kırdığı Kırdasi e, ya da işte dimli Zazaca'yı parantez altına aldıkları gibi inkar yoktu. Zazaca yazılıyordu. Bu daha sonra terk edildi tabii ki. E Bu çelişkiler Zaza aydınları gördü e, ve orada bir ayrışma oldu. Nasıl ki 1968-60'lardaki devrimci gençliğin e, e, öncülüğünde gelişen muhalefet, Kürt hareketi ve sol e, hareketleri içinde yurt dışında e, kendi müstakil kimliğini fark eden e, Zaza aydınları e, çıkış yaptı. Bireysel de olsa. E, çıkış e, yaptılar. Zaza e, ayrı bir millettir. Dili müstakildir. E, ve yeni bir süreç başladı. Bu süreç aslında kendi başına politik bir süreçti. Çünkü e, artık o günden sonra Zaza kelimesi Zaza'yım demek politik bir e, suçlamayla e, karşı karşıya kalınıyordu. Çünkü Zaza artık kendine dernek, kendine dergi, kendine e, yayın evi e, basıyor, müstakil çalışıyor. E, Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçleriyle ya da işte e, sol, Türkiye sol güçlerinden e, ayrışmış müstakil çalışıyor. Kürt solunda ayrılmış müstakil çalışıyor. Dolayısıyla hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin karşısına almış, hem Kürt e, ulusal adına siyaset üreten, e, ürgütlenen e, grupları, partileri karşısına almış zor bir süreç. Bu anlamda politik, siyasi bir süreçtir. Aslında e, zaza siyaseti 40 yıldır var. Onu bahsediyorum. Ama e, somut e, partileşme süreci sanırım serbestiye de bir süreç var yine yurt dışında o e, uzun bir süre yol alamadı ve daha sonra e, Zaza Halk Partisi var ve devamında e, yine e, başka bir parti devamında e, dezapar kuruldu. Şimdi bizi ilgilendiren bu güncel süreçtir. E, artık Zazalar e, yayın evi Dil, kültür çalışmaları derne, dernekleşmeden öte e, toplumun üst çatısı, üst temsileti olan siyasete e, duyulan e, arzu, istek, e, siyasetin örgütlemesi, zaza, e, dil, kimlik, kültür e, faaliyeti ya da mücadelesi ancak belli bir tüzük, program, proje... Uzun, kısa vade stratejik, taktik ittifaklarını belirleyen ve bunun etrafında bir araya gelip e, önderliksel bir çıkıştan ziyade e, bir halk hareketi olarak e, tarih sahnesine e, ben de varım, siyasette ben de varım, ben de bu ülkede söz sahibiyim, ben de bu ülkede söz sahibi olmak istiyorum. Ben de e, sırf e, seçimden seçime oy veren değil e, seçimlerde e, hem Kürtten hem Türkten hem özellikle müstakil e, siyasetini yürüttüğü e, demokratik mücadelede zaza toplumunu ürgütleip e, onların hem genel Türkiye siyasetinde söz sahibi etme arayışları hem Türkiye e, siyasetinde işte Ankara e, Başkent Meclis'te e, yer alma arzusu, grup kurma arzusu. E, yerelde, e, beldelerde, köylerde, il ve ilçelerde e, teşkilatlaşma süreci e, start aldı. Ama işte tam da bu süreç e, yeni bir süreçti. Zazalarda duyarlı, yurtsever e, olan olmayan bütün taraflarda yeni bir tartışmaya neden oldu. Yeni bir süreç e, taraftar kazandı. Karşı tarafların tartışması yani e, içinde oldu ve aslında e, böyle çok belki e, e, bazı çevreler çok kabul etmeseler de e, zaza siyaseti aslında Türkiye'nin gündemine oturdu ve dünyanın gündemine oturdu buraya kadar her şey mükemmel ama devam eden e, süreçte bu kadar gündemleşen zaza siyaseti e, zaza müstakilliği zaza e, dili kültürü tarihi e, zazalardan çok zaza karşıtların yoğun tartışı bir süreç neden oldu bu aslında bir yerde e, olması gereken bir şey, doğaldır. Bütün mücadeleler biliyorsun ilk çıkışlarında herkes şu nereden çıktı tartışır onun doğruluğunu, yanlışlığını, e, gerekliğini, gereksizliğini üzerinde tartışmalar olur. Biliyorsun dinler tarihine baktığımızda e, bütün dinler tarihinde ilk e, peygamber sel çıkışlar e, karşıt görüşlere, karşıt güçlerin, karşıt tarafların e, saldırısına uğrar, inkarına uğrar, reddedilir. Hatta e, bilen bilir, e, biliyorsunuz Hazreti Muhammed'in e, fikirlerinin e, Araplar tarafından o dönem egemen Arap sınıfları tarafından reddedildiğinden dolayı e, Yahudiler sığındığı yıllar olmuştur, yeniden hicret etmiştir, yeniden mücadele devam etmiştir. Bütün mücadeleler sürecinde aksamaları olur, geri çekilmeler olur, e, hatta e, yıpranmaları olur. Ama esas olan e, bir kere yola girilmiştir, o yol yürünecektir. Ve bütün mücadele tarihleri böyledir. Bir kere yola çıkıldı mı geri dönüşü olmaz. Şimdi zaza siyasetinde de geri dönüşü olmayan bir yolda. Ama bu yol... E, Çetin bir yoldur. E gerçekten zazalar için e, öyle kolay bir yol değildir. Bir kere kendini e, zaza kabul etmeyen zaza var. Birincisi bu. E, bunun e, tabii ki e, tarihi süreçlerdeki neden, ne içinleri vardır. Zaza toplumu yeterince zaza aydını tarafında, siyasi tarafında aydınlatılamadı bazı bilimsel çalışmalar, bazı tarih çalışmalar evet oldu. Bunlar geniş kitlelere yansıtılmadı. Bunlar geniş kitlelere, geniş zaza kitlelerine ulaştırılmadı. Bu dönem herkes zazaları tartışırken zazalar ise kendi aralarında bir iktidarlaşma mücadelesini yaşadılar. bir Öyle bir sürece girdiler. Yani erken iktidar hastalığı bu erken iktidar e, hastalığı aslında <laughs> bu e, özellikle son 6-7 yılda en çok gündemde olan, her seçimde daha fazla gündemleşen e, Zaza hareketine e, kazandırma yerine Zaza Hareketi'nde hareketi e, istenen düzede temsil gücüne ulaşılmadığı için kolektif, bir program, kolektif bir tüzük, işleyiş, kurumsal bir e, çalışma e, sistemi oturmadığı için ne oldu? Herkes zazaları tartıştı, zazalar birbirlerini çekiştirdi. Böyle bir süreci geçirdik Ve birbirini çekiştiren e, zaza halkı adına ortaya çıkan, birbirini çekiştiren bu taraflar, e, şahıslar hatta e, böyle bir e, olumsuzluğa neden oldular ki bugün partisi e, olan yasal Parti olan bir halk Zaza halkının partisinde e, haberi yok Partisi ne iş yapıyor ne yaptı ne ediyor Hani Türkiye'deki Türkiye siyasetinin ilgili, iç siyasetine ilgili düşüncesi nedir? Programı nedir? Tüzüğü nedir? Kitabı var mıdır? Programı var mıdır? Bayrağı var mıdır? E, i̇l ve ilçe teşkilatları var mıdır? Varsa ne gibi işlerle meşguller? E, seçimden seçime, ittifaklarda, şurada, burada kimse ciddiye alıyor mu? E, ne kadar e, Türkiye'deki yazılı ve görsel basında yer alıyor? Dolayısıyla bunlar e, hepsi cevaplaması gereken sorular olduğu için ve halkımız zaza yürsever kesimleri e, sürekli büyük bir sabırla bir beklentini içinde e, gelişmeler beklerken zaza siyasetinde ilerleme beklerken zaza siyasetinde göreceli e, e, günden belirleyen e, aktif siyaset e, beklerlerken e, maalesef var olan var olan zaza yürsever kadrolarını da dağıtan bir süreci yaşadı. Dolayısıyla bu süreç evet bize göre başarısız bir süreç oldu. Başarısız bir süreç olması kaçınılmazdı çünkü. E dediğim gibi e, diasporada Avrupa'da ürgütlenen kültür, sanat, yayın, basın, edebiyat, dernekleşme e, üzerinde e, ortaya çıkan zaza hareketi e, siyasette yeniydi. E, Henüz kadrosunu oluşturmamıştı. E, belki bir uzun bir süreç e, bu tartışmaları yürüttü o dönemki Aydın insanlarımız, ama e, işte bu yeni örgütlemenin siyasetin altyapısını onun kadrosunu onun program tüüzüğünü bu zaza meselesine onun müstakil örgütlemesine onun orta çıkış neden ve sebeplerini ortaya koyan buna inanan ölümüne buna inanan, her şey göze alan kadrolen değil de işte girişimlerle sayı tamamlayıp aslında saza müstakilliği ve dili üzerinde hem fikir ama siyaset biliminde hem fikir olmayan program, proje tüzük, kurumsallaşma noktalarında tamamıyla yabancı olan bir yapının <laughs> temsil ettiği bir e, e, 6-7 yıllık bir siyasi e, miras geçmişi var. Öyle diyeyim. Şimdi böyle olunca e, tabii ki e, bu süreç ilerlenmedi. Kitleselleşmedi. Kendiyle, kendi içinde birbirlerini meşgul eden, çekiştiren e, hatta hiçbir şey ortada henüz yokken anlamsız erken iktidar mücadelesini yürüten bir yapıya dönüştü ve bu yapı e, dezapar e, şahsında e, aslında e, son gelinen noktada e, üzülerek söyleyelim, üzülerek belirtim ki e, Zaza Yürsever kitlesini halkını hayal kırıklığına uğrattı. Şimdi biliyorsunuz yeni oluşumlar, yeni hareketler ürgütlenir, program tüzük, işte uzun vade kısa vade hedefleri, ittifakları, stratejik hedefi, hatta ideolojik çizgisi işte değer hangi değerler üzerine ne uğruna, neyi esas alıp üzerinde yürüyecekleri e, ayrıntılarıyla ortaya koyup da e, buna yemin ede, buna bağlı bu programa bağlı e, çalışan bir e, yapı, e, kolektif bir yapı olmuş olsaydı kesinlikle bugün bu durumda olmazdı. Ama e, böyle olmadığı için kişilerin bireylerin egoist vitrine oynama az olsun bizim olsun yaklaşımları Zaza siyasetini, yasal partisini aslında tasfiye etti. Şimdi bu sürecin adı aslında bir tasfiye süreci olarak söylersek en doğrusun, en doğru tespit yapmış oluruz. Ee, üzülerek söyleyeyim bir tasfiye süreciydi. Çünkü ne kadar e, iş yapmak isteyen e, insanlar e, vardı ise o insanlar bir şekilde e, tasfiye edildi. Pasivize edildi. Demoralize edildi. Yurtsever, müstakil, hem devletin hem diğer inkarcı kesimlerin yaklaşımları karşısında gücü oranında birinci e, oranında karşı koyan kararlı olan yapıyı tasfiye ettiler. Zaman ayırmayan, evinden çıkmayan, e, işini öne ala ailesini her şeyin başına koyan ama aynı zamanda zaza hareketinde vitrinde olmak isteyen oynayan kesimlerin inisiyatif bırakıldı inisiyatifine bırakıldı ve dezapar zazaların biricik partisi tasfiye edildi aslında şimdi öyle bir tasfiye edildi için düşünün bir parti var e, ee, aslında 600 küsür bir üyesi var. E, ee, o 600 küsür üyesi bugün belki 10 binler de ifade edilmesi gerekirken sayı düşmüş 74 kişiye. Şunu biliyor musunuz? Bu kadar tasfiye Türkiye Cumhuriyeti devleti mi yaptı Zaza hareketine? Kürt ulusal hareketi mi bunları yaptırdı? Değil tamam. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, e, Kürt Siyasi Hareketi, e, dünya ile ilgili plan projeleri var. Sırf zazalarla ilgili değil. E, bunlar tabii ki kendini müstakil gören, dilini müstakil gören, dilini, kültürünü, bölgesini en azından demokratik yollarla yönetmek isteyen, buna talep olan güçlerin güçlü olmasını istemezler seçim sürecinde lehte aleyhte kullanırlar. Ama kesinlikle söz sahibi güçlü grup kuracak kadar siyasette, Türkiye siyasetine yün verecek noktaya gelmesi tabii ki istemezler. E şimdi bu durumda buna rağmen Zaza yasal demokratik mücadelesini tasfiye eden kim oldu? Sözüm ona zaza müstakil siyaseti adına ortaya çıkan kongre iradesiyle seçilen e, iradenin kendisi oldu aslında. Şimdi bu tespitleri yaptıktan sonra e, diyoruz ki zaza halkı alternatifsiz değildir. Artık geçen programda da söyledim bir kere e, arı kovanında çıkmıştır geri aynı kovana toplamak mümkün değildir. Biz burada çağrı yapıyoruz. Diyoruz ki, başta Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne söylüyoruz, sesleniyoruz. Zaza halkı, dili ve kültürü, tarihi ve coğrafyası henüz zazalar bitmeden bitti demeden bitmemiştir. Siz seçimden seçime, siz yeri geldi mi bölgelerim, bölgelerimize ziyaret ettiğinizde Zaza kardeşim demenizle bizi Zaza yapmaz. Biz zaten Zaza'yız. Biz kendimizi biliyoruz. Bizim size sizden talebimiz demokratik yollarla e, verilen emekler, mücadeleyi e, oradan buradan çekiştirerek seçimden seçime çekiştirerek Kürt karşıtlığı bir noktaya getirilerek oyunlu mesajlar verdirerek bizimle oynamayın. Zaza, Yürsever hareketi devrimci hareket, devrimci insanlar buna izin vermez. Birincisi bu. İkincisi Kürt hareketine çağrı yapıyoruz. Diyoruz ki bakınız. Siz geçmişten inkar ediliyordunuz. Adınız kert kürten kürde dönüştüğünü iddialarıyla hatta ciltler dolası kitaplarla, konferanslarla, üniversitelerle e, yapılan sempozyonlarla çürütülmeye çalışıyordunuz. Kürtlüğün Kürt diye bir şey olmadığını, Kürt diye bir halk gerçeği olmadığını, uzun yıllar buna karşı mücadele ettiniz. En sona geldiğiniz nokta Kürt'ün realitesini kabul ettiniz. Biz Kürt hareketine çağrımız. Siz egemeninize benzemeyin. Bakınız, biz 200 yıldır en azından zazalar olarak Kürt özgürlük e, hareketlerine gücümüz oranında destek vermişiz, içinde yer almışız. Halen de içinde yer alanlarımız vardır. Aktif olarak cezaevinde olanlar var her yerde. Ama <laughs> bu halkın evlatları tamamıyla öncelikle birinci amaçları kendi coğrafyalarında özgür yaşama amacıydı. Dilini ve kültürünü özgürce yaşama amacıyla bu yollara bu yöntemlere başvurdular. Ve kendi müstakil siyasetinin olmayışı, liderliğinin olmayışıdan sebep Türk solunda, Kürt solunda burada orada yer aldılar ve yer almaya devam ediyorlar. Siz de çok iyi biliyorsunuz ki Zaza dili coğrafyası ayrı bir dil, ayrı bir coğrafyası vardır. Bakın siz o çok iddia ettiğiniz dört parça Kürdistan'ın tek bir parçasında zaza yaşamaz. Göç etmiş, belli sebeplerle gitmiş, ekonomik sebeplerle gitmiş, aşiret kavgalarından dolayı uzaklaşmış, gitmiş insanlardan hariç kimse yok. Sizin siyasetten kazandırdıklarınızı götürüp burada burada daha sonra ayrılan, orada ev kuran, orada burada zazalar olabilir. Suudi Arabistan'a giden zaza da var çalışmak için. Almanya'ya giden zaza da var. Ama yaşam biçimi olarak yerleşik toprak olarak üzerinde yaşadığı toprak olarak zazaların coğrafyası belli. Sizlerle her yerde ben zaza coğrafyasını gezdim. Biz sizlerle her yerde komşuyuz. Komşuluktan üteye bir alıp verdiğimiz bir akrabalığımız geçmişe dayalı varsa da ee, bir halk olarak bizim birbirimizden alakamız ilişkimiz yoktur. Biz sizinle farklı bir halkız. Biz sizi tanıyoruz. Sizin mücadelenize hak veriyoruz. Biz derken ben devrimci demokrat yursever zazaları kastediyorum. Biz sizi kabul ediyoruz. Siz bu ülkede Lazı, Çerkezi, Keldaniyi Asuryi e, say say bitmez. Çerkezi kabul edip onların sıfırın altında sıfır virgül sıfır rayı oyu olmamasına rağmen onları işte demokratik temsil gücü çok demokrattır ya sözde Türkiye Cumhuriyeti e, işte meclisi e, inkarcı meclis bütün inkarların kararları orada alınıyor. Onları temsilen oraya taşımaya çalışıyorsunuz. Siz e, 40 yıldır büyük bir emeklerle geçmişte en az sizin yaptığınız kadar zor süreçleri yaşamış demokratik, devrimci, yurtsever e, zazaları niye muhatap almıyorsunuz? Ve niye ötekileştiriyorsunuz? Niye sizin egemenizin size yaptığı gibi onları Orada burada çekiştiriyorsunuz, tehdit ediyorsunuz, tehdit ettiniz, ediyorsunuz, etmeye devam ediyorsunuz. Ne istiyorsunuz? Sizin amacınız özgürlük mü? Amacınız egemenlik mi? Sizin amacınız özgürlük mü? Tekrar ediyorum egemenlik mi? Siz bugün egemen olmadığınız topraklarda bile Dersim'de, Dersim festivallerinde 21. festivali ben takip ettim. Dersinde seçimlerinizde, parti seçimlerinde, çalışmalarında niye gidip de burada o egemen iki yüzlü yaklaşımlarınızı örtmek için buralarda solcu ya da işte diğer argümanlar kullanarak egemenlik, gizli egemenlik anlayışınızı gizleyerek halkımızı diğerleri kullandığı gibi kullanıyorsunuz. Ne hakkınız var? Siz niye dersem de mesela yüzde 98'i zaza olan coğrafyada bir kitlenin içinde çalışmalarınızı Türkçe yapıyorsunuz. Sizin burada CHP farkınız ne? CHP niye orada olduğunu biliyoruz. CHP devleti temsil eden son derece bu konuda katı, faşist, gerici, diktatör bir parti. Dersim katliamında, Piran katliamında, bütün Zaza ve Alevi katliamlarında CHP'nin parmağı var. Siz asmine, et, sistemin asmine ettiği e, insanlarımızla Dersim'de CHP yoluyla e, ne istiyorlarsa siz de aynı şeyi istiyorsunuz. Burada paralelsiniz. Yine Türk sol hareketlerine sesleniyoruz. Türk sol hareketleri sizin Dersim'de ne işiniz var? Sizin Zaza coğrafyasında ne işiniz var? Ben Dersim'e kaç kere gittim geldim, fabrika görmedim. İşçi görmedim yani ben orada. Orada işçi yok. Köylü var. Aydın insanlar var. Küçük esnaf var. Okullar var, üniversite var. Siz burada üniversiteye gitmiyorsunuz. İlkokul, ortaokul, liseye gitmiyorsunuz. E siz burada işçiler içinde fabrikalarda öncü rol oynamak için değilsiniz. Sizin ne işiniz var dersin de. Siz ne için buradasınız? Ve siz niye bu halkın diliyle orada değilsiniz de egemenlerinizin diliyle o bölgedesiniz? Siz ne hakkınız var? Dolayısıyla bütün bunların hesabını sormak için mutlaka devrimci bir program devrimci bir tüzük kolektif bir kadro ve Türkiye'nin 100 yılını 200 yılını öngören bir e, programla zaza siyaseti ancak ayakları üstüne gelebilir yoksa orada şunun ailesi, bunun ailesi, şu şahıs, bu şahıs, şu değer, bu değer. Bunlar hepsi değer. Hiç kimse kendi tarihini inkar eder mi ki biz edelim? Biz Ebu Bekir Pamukların dağı mıyız? Biz bütün eğri ve eysiyle e, tartışır ayrı bir şey. Mahmut Çağdaşların emekleri var bu işte. Gagan emeği var. Zaza hareketinde bütün 40 yıllık zaza hareketine en ufak bir katkı yapan herkesin emeği olarak ortaya çıkan bu hareketin kesinlikle ve kesinlikle ayağı üstüne kalkacaktır. Birilerin köşe bucak kaçması, dezaparı tasfiye etmesiyle bu hareket sonlanmaz. Tam tersine daha güçlü, tam tersine daha iddialı, tam tersine daha kararlı tam tersine daha birleştirici tam tersine yarını daha iyi gören bir hareket olarak var olmaya devam edecektir. Ve zaza hareketi öyle bir gelişecektir ki Kürt in egemen inkarcı siyaseti onunla oturacak, masaya oturacak noktaya getirecektir. Türkiye Cumhuriyeti devleti nasıl ki Kürtlerin verdiği yıllarda emeği sonucu, ortaya çıkan emekler sonucu, mücadele sonucu TRT şeş verildiyse 24 saat devletin kadrosunun, maaşının ödediği ve çok güzel o Türkçe, Kürtçe dengecilerin şarkı seslendirdiği kadronun parasını, televizyonun parasını, bütün imkanlarını devletin kendi bütçesiyle mecbur ayırdığı noktaya geldiyse devlet de güçlenecek olan, ürgütlenecek olan, kendisine önce inanmış, karşısına da inandırılmış bir güçlen ortaya çıkacak ve devlet de o noktaya getirecek ki hem zaza hareketi, yürsever, müstakil hareketi hem belediyelerde belediyeleri kazanacaktır. Hem milletvekilleri kazanıp meclise gidecektir ve orada zaza siyasetini temsil edecek noktaya gelecektir. Bu artık geri dönüşü olmayan bir şey. Hiç kimse, biz olmayız. Tehditlerinizle boyun eğmeyiz ama farz edin ki sizin geçmişte yaptığınız gibi işte karanlık güçlerle bizi ortadan kaldırdınız. Biz bir değiliz ki artık, binlercesiyiz. Biz eğer tabiri caizse bir gideriz binlercesi geliriz. Bu anlamda dezapar birilerin çekiştirmeleriyle bu yana bu yana çekmesiyle Yürsever Zazaları itibarsız bazı kişilerin yaklaşımlarını itibarsızlaştırarak bölerek parçalayarak kime hizmet etmiştir? İnkarcı Kürt siyasetinin yaklaşımlarına hizmet etmiştir. Dersim, Piran, Koçgeri, Sivas, Zaza coğrafyasında geçmişte devletin CHP'nin eliyle yaptığı katliamların yanında kar bırakılmasına bir dönem daha hizmet etmiştir yani. Bir dönem daha hizmet etmiştir. Dolayısıyla bu süreç e, biz Zaza yürseveleri için aynı zamanda ders çıkarılacak, Öğretici bir e, dönem olarak kabul ediyoruz. Bütün, başta da söyledim, bütün hareketler ortaya çıkış e, yıllarında e, belli zorlukları yaşar. Ama kolektif bir programı, bir işleyişi, bir tüzüğü, e, bir kurumsal yaklaşımı olan hiçbir hareket kesinlikle öne alınamaz gelişmelere, hamlelere sahiptir. E, gebe olur ve böyle halkı da arkasına sürükler kendine gelir. Bakınız ben somut bir örnek vereyim. Ben şimdi turizm bölgesindeyim. Bugün programım yoktur. Denize çok yakın. Üç gün üstte denize gittim. Gece saat bir bir buçuğa kadar. Zaten 12'te dükkan kapatıyoruz. Az sayıda insanlar denize geliyor serinlemek için. Bunların içinde Kürt yürsever gençleri var. Bunların içinde türkü var. Rusu var, Arabı var, Çerkezi var. Her milletten var yani. Her hangi milleti ararsan ara. Bakıyorsun bunlar denizin önünde gruplaşmış. Bugünkü teknoloji imkanlarla işte akıllı cep telefonlarda kendi ana dillerinde şarkılarını açıp halay çekiyorlar, dans ediyorlar. Ama benim kaldığım burada en azından yüzlerce zaza var. Hiçbir zaza deniz kenarında orada burada o güzel şarkılarımızı dinleyip de keyif edemiyor. Biliyorsun. insan içi gidiyor. İnsan ağlaması geliyor. İnsan üfkeleniyor. İnsan gerçekten çileden çıkıyor. Bunun nedeni nedir? Bunun sebebi nedir? Buna kim yol açtı? Elbette ki birinci derecede inkarcı sistem buna yol açtı. İkinci derecede Kürt hareketi buna yol açtı. Bugün ben Zaza olarak bildiğim birçok insanımız gidiyor dağda çobandır. E, Türkçe Kürtçe şarkıları eşliğinde ateş yakıyor. Doğru arkadaşım binlerce on binlerce güzel Zaza şarkılarımız var. Biraz da onları paylaş. Deniz kenarına gidiyor. Türkçe, Kürtçe ya da İngilizce hatta Rusça şu bu çalıyor, eğleniyor. Ve arkadaşım On binlerce güzel şarkılarımız var. Niye dinlemiyoruz? Niye dinlemiyor biliyor musunuz? Çünkü kitlelere halay çektirmek, kitlelere şarkı dinletmek kenana dilinde kitleleri motive etmekle mümkündür. Zaza hareketi, Zaza yürseverleri siyaseten Zaza halkını motive etmemiştir. İdeolojik bir ruh kazandırmamıştır sever bir ruh kazandırmamıştır. Müstakil bir ruh kazandırmamıştır. Ben önce zazayım. Ben önce insanım. Sonra zazayım. Ana dilimin yaşaması için ne gerekirse onu yapmam gerekir. Bu duyarlılığı yaratmamıştır. işte. zaza hareketi burada da sınıfta kalmıştır. Şimdi hepimiz şiir yazıyoruz. Beste yazıyoruz. E kendimiz kendini yaz kendini oku elbette tabii ki küçümsemiyorum. Herkes büyük bir çalışma içinde ama bu bireysel kalıyor. Bakınız bir zaza bir şiir kitabı yazıyor. Bir başka grup o kişi ondan değildir diye o şiir kitabını okumuyor ya da okutmuyor. Hatta dedi dedikodusunu yapıyor ki okutmasın. Bir zaza bütün zor imkanlarına karşın bir tarih kitabı yazıyor, bir araştırma kitabı yazıyor. Zaza hareketi içinde temsil gücü sahibiyim diyor. Söz sahibiyim diyor. Adamlar tarafında bu adam tarihçi değildir. Küçük düşürüyor, küçük görüyor. Var mı böyle bir hareket gelişir mi arkadaş? Ben Kürt siyasi hareketi içinde yıllarca kaldım. Kürt tarihçisi yoktu ya. Var mı bana birisi söylesin Kürt tarihçisi var. Ama orada burada Öğretmen şurada burada 12 Eylül'de yurtdışına gitmiş, aydın okumuş, araştırmış, ee, Araplardan, bunlardan, onlardan derme çapma ee, tarih kitapları yazıldı. Ben hiç rastlamadım ki hareketi herhangi bir hareket değilsin ya bu bizim tarihimiz değil, bu işte e, e, yapıştır. E, kopyala yapıştır tarihiyle bizi temsil edemezsiniz şu tarihçi tarihçi değildir küçük düşürmüş kitapları almayın okumayın yanlış şeyleri öğrenmeyin dememiştir. Ama bizimkiler söylüyor. Ferankes tarihçi değil tarih kitabı yazmış. Ferankes araştırmacı değil bilmem ne yapmış. Yok ya arkadaşım sen bir kere yürürseversen Zaza hareketinin bir yere gelmesi için samimisen senin doğru bulmadığın kabul etmediğin bu kitapları, bu yazarları eksik gördüğün ya da işte tarihçi olmadığı için sırf yazdı tarihi doğru bulmadın şeyi sen bir kere kendin sami değilsin ya. Sen bu çalışmaları küçük görüyorsun ya. Aslında sen bu çalışmaların olmasını istemediği için böyle davranıyorsun. Aslında sen bu çalışmaları yok hükmünde gördüğün için. Kimler gibi? Tıpkı sene egemenlerin gibi. Tıpkı karşıtların gibi. Sen ona hizmet etmiştin biliyor musun? Sen bu e, tarih araştırmacılarımızın, tarihçilerimizin yazdığı kitapları raflarımızda şurada burada yer almasın, yanlıştır. İşte kopyala yapıştır bilmem falan ya da işte çok abartılıdır, abartılıyor dediğinde kime hizmet ediyordun biliyor musun? İnkarcılara hizmet ediyordun. Aslında sen bilinçli bunu yapıyordun biliyor musun? Siz bilinçli bunu yapıyordunuz. Ama zaza yürseveleri bunu yutar mı? Biz yutmadık işte. Mücadele ettik. Mücadele ettik. Mücadele ettik. Ama pes etmedik. Bak yine dik. Bak yine ayaktayız. Umutlarımız hiçbir zaman sönmedi. Ateşimiz daha da gülü. Meşalemiz daha da yükseklerde. Hatta aldık elimize bayrağı. Bayraklarımızı sallayacağız. Umudumuzu hiçbir zaman yitirmedik. Hep diri tuttuk. Diri tutmaya devam ediyoruz. Dolayısıyla biz e, zazalar ne yaparsak kendimiz yaparız. Başkaları bizim yerimize ne ağlar ne güler. Ben sahilde örnekte verdiğim gibi. Herkes kendi ana dilinde şarkısını dinliyor, halayını çekiyor, keyfini yapıyor, mutlu oluyor, çekiyor, gidiyor. Evine ya da işte iş yerine, işine bakıyor. Ama biz, biz yokuz işte. Kocaman bir karabalığın içinde, kocaman bir karabalığız ama hiçbir karabalık bize dikkate almadı. Bizi dikkate almıyor işte. O sebeple biz dikkate alınmak istiyoruz. Biz bir halkız. Biz bir coğrafyayız. Biz bir diliz. Biz bir tarihiz. Biz bir geçmişiz. Biz kök bir diliz. Gerçekten abartmıyoruz. Milletçilik yaptığımız için söylemiyoruz. Biz kök bir dil olmasak, bizden başka bu coğrafyada, ta Selçuklu'dan Osmanlı'ya, bugüne kadar herkesin çekiştirdiği benimdir bize aittir dediği bu halk bu dil halen ayaktaysa hiç geçmişte bir kurumu olmadan ne siyasi e, ne ekonomik ne kültürel hiçbir kurumu olmadan bugüne kadar geldiyse kök bir dil olduğu için zengin bir geçmişi olduğu için var mı öyle bir şey Uzun yıllardır, son 200 yıldır millet, devlet, ulus sürecini yaşayan diğer halklar hatta tamamlamış işte sosyalizme, komünizme doğru e, partiler var biliyorsun. Program projeleri hatta bilimsel bütün çalışmaları var. Oraya doğru gidiyorlar. Artık sınırdır, millettir, milletçiliktir. Hani onları duyma ulaşmışlar ya. Yeni işte insanlık için farklı şeyleri öngören noktaya gelmişler. Biz halen ulusal demokratik yürüsever mücadelesini yürütüyoruz diyoruz. Biz halen o kadar geriyiz olmamıza karşın bu dilde son 40 yılda 18 sene roman binlerce şiir kitabı binlerce hikaye kitabı ve onlarca eee Sözlük, kitapları, 3 tane alfabası. Bu kadar zengin bir dilde çıkar mıydı böyle bir şey ya? Ben eminim ki yürsever olmayan Zaza, dilini, kültürünü, tarihini merak etmeyen Zaza halen Zazaca yazan arkadaşlarımızın yazılarını gördüğü zaman çing çang çing diyor. E Çok iyi biliyorum. Mesela şimdi benim öz köylümdür, sevdiğim bir arkadaşımdır. Biz var Vares Harzan diye bir grup kurmuştuk. Ee, dedim birinci şartımız, e, hedefimiz bu e, bu grupta Zazaca yazarız. Zazaca programlar yaparız, konuşuruz Zazaca. Ya dedik işte Macit Ciran Zazaca'yı vallahi okuyamıyoruz ki. Kim okur ki, kim ciddi alır ki? Dedim önce biz ciddi alırız. Önce biz ciddi alırsak sonra herkes ciddi alır. Ama ilk başta biz ciddi almazsak hiç kimseye bir zaman ciddi almaz, kimseyle bir derdi de kalmamış. Hakikaten zazalar kadar kendi kimliğine, diline duyarsız e, başka bir millet yok. E, niye öyledir? E, çünkü kendisini başka millet gördüğü için öyledir. E, başka millet gördüğü zaman başkalaşıyorsun zaten. Başkalaştığın için de kendi diline ilgi, şarkına ilgi, yazarına ilgi duymazsın. Çünkü sen başkaların yürseveri olursun. Çünkü sen başkasının vatanseveri oluyorsun. Yani başkalaşıyorsun işte. Kendin olamıyorsun. O yüzden zaza hareketi bu süreci zorlukları yaşıyor. Bir tarafta da bunun da tabii ki nedenleri var ama bütün haklar bu süreci bu zorluklar yaşadı. Bakınız kötü hareket sürecini yaşamış bir insan. Bazen bir şehirden bir şehre gitmek için insan yol parasını bile bulamazdı. Ama oraya mutlaka gidecek diye karar almışsın ya. Yayan gider gelirsin. Bazen bir eve misafir olmak için ev sahibi seni içeri almazdı. Ama o ev sahibi için, onun geleceği için çalıştığını inandığın için sen bu yolu, o evi bir gün onun kapısını açardın. Daha sonra da sen o kapıya niye sık sık gelmiyorsun diye eleştiri alırdın. Yani şimdi bu süreçler öyle kolektif, demokratik, yürsever, devrimci bir süreç e, olarak dam ederse kolektif bir atla, kolektif bir kadroyla, aydın devrimci yürsever bir kadroyla e, yol alırsa zaten hepsi aşılır. Şimdi mesela kimilerimize göre Gerçekten öyle bir sorun var. İşte zaza hareketi aslında gelişmemesinin nedenleri işte desen sıralar der işte ekonomik sıkıntılar var. Doğru. Ekonomik sıkıntılar var. Zaza yürsever kesimi içinde gerçekten zengin, duyarlı, meselesine duyarlı, fedakarlık yapacak insanların sayısı bir elin parmak kadar değildir. Bu doğru. E başka ne e, neden dolayı işte zaza hareketi gelişmiyor falan sorduğunda işte ekonomik nedenleri soruyor. İşte duyarsızlıkları falan. Bunları sırarlarlar falan. Ve bazıları çok kolaya geçiyor. İşte devleti suçlayıp duruyor. İşte bazıları işte Kürt hareketini sırf eleştirirler. O zaza hareketini ona konumlandırıp Onun üzerinde büyüteceğini inanıyor. Bu ikisi de yanlış. Bir kere sağlam 10 tane kadro, inanmış 10 tane kadro bir program etrafında bir araya gelip kendini mücadeleye bir mürit gibi fedakarca adadığı zaman bu 10 kadro çok kısa bir sürede 10 binlerce kitleye ulaşır ve bu 10 kadronun sayısı 1000-1500 kadro olur. Düşünebiliyor musunuz? Esasında 10 tane iyi yetişmiş insan dünyayı bile yönetebilir. Ben hanım zazaları organize etmeyi dünyayı bile yönetebilir. E, demek ki sorun aslında inanmışlıkta saklıdır. Bir inanacaksın. İnandığın zaman bunu ekonomik bütün sorularını halledersin. Arkadaşım şimdi böyle bir anlayış var mı ya? 6 milyon zaza halkından bahsedersin. Bazıları abartıp 15 milyon diyor. Ondan sonra işte ben il, ilçe, belde teşkilatlarını örgütleyemiyorum. Niye? Paramız yok. E ben gidip gezemiyorum. Niye? Çünkü giderler var. Giderler karşılanmıyor. Kim karşılayacak? Türkiye Cumhuriyeti Devleti karşılamaz. Kürt Hareketi karşılamaz. Dünya Bankası karşılamaz. İFM'e para vermez, kredi vermez sana. E Saudi Arabistan'a gidip, Tugon yoktu. Hediye edip para direnip getiresin. İstanbul bazı da yoktur satasın. para getiresin. Yani kredi de alamıyorsun. E tamam. Madem ki bütün bunlar da yok. Nereden gelir? Ya bu işin sahibi halksa bu para da halktan çıkar kardeşim. Bu işin sahibi halksa sen buna inanıyorsan ben halk mücadelesiyim diyorsan halk hareketiyim diyorsan halktan zengin başka hiç kimse yok. Ne IMF halktan zengindir. Ne Suudi Arabistan ne Körfez, ne İngiltere, ne başka yer. Halkla var olursun ancak, halk. Sen şimdi önce yürsever misin, değil misin? Yürseversen zaten sen bunu halka aşılandırırsın. Bakınız, size bir örnek vereyim. 6-7 yıldır Zaza siyasi hareketi bir müzik grubu kuramaz mı diye bir müzik grubu bak bir müzik grubu bizim Zaza düğünlerine ya Türkçe ya Ankara havası ya da kürçe müziklerle birkaç saat düğün oluyorsa dönülüyor. Böyle. Elo kardeşim sen bir müzik grubuyla koramaz mıydın ya? Bugün bireysel e, bazı yerel sanatçılar eğer zazaca şarkı söyleyip de düğünlere davet edilmese inanın işler acısı. Sonra da diyoruz ki ya işte ben de az önce söylediğim gibi dağda, ovada, şurada, burada, sahilde niye zazaca kimse müzik dinlemiyor, kimse niye zazaca düşünmüyor, kimse niye zazaca konuşmuyor diyoruz. E bu halkın, bu halk adına ortaya çıkmış e, hareketler bir kere e, bunu ürgütleyememiş. Bunu halka aşılandırmamış. Geçen bir programda söyledim, yine söyleyeyim. Bir dönem Kürtlerin eseri çoğunluğu Şivan Perveri Kürt hareketinin ulusal lideri gibi bilirdi. Halbuki Şivan bir sanatçıydı sadece. Herhangi bir örgüt yetkisi şurada, burada, sekreter, genel başkan, işte merkez komite, şurada, burada bir görev yetkisi sıfatı yoktu. Bir sanatçıydı, bir temur vardı, bir sesi vardı. Yani o Kürt hareketinin Kürt halkını motive ede Şivan Perver'de 1990'lara kadar öyleydi. Dört parça dedikleri Kürdistan'da Şivan Perver lider bilinirdi. E sen Zaza hareketi olarak hangi zaza e, kadın sanatçısına sahip çıkmışsın? Erkeği sahip çıkmışsın. Mesela sen Mikail Aslan, Metin Kemal Kahramanları, Güle Mayra'yı, ve diğer sanatçıları kaçına merhaba ettin kaçına davet ettin kaçı için bir etkinlik düzenledin bir araya getirdin kaçına para kazandırdın kazandıracaksın işte sen halk hareketiysen festivaller etkinlikler bunları düzenleyeceksin şimdi ben az önce yaptığım gibi dersin festivalinde Kürtçü ve e, Türkçü siyasetin hatta sol siyasetin üçü de o noktada zaza inkarı üzerinde birleşiyorlar. Birleşiyorlar. Çünkü üçü de zazaları e, orada Türkleştiriyor. Kürt, ideolojik olarak Kürtleştiriyor. Dil olarak Türkleştiriyor. Üçü de aynı hizmet yapıyor. E ben bunları söyledim de e, zaza hareketi sen varsın. Sen neredeydin orada? E sırf olur mu? E sen yoksan bir yerde başkaları var olacak. Evet işte Murat Üçelik haklısın. İşte bir eylem söyle. Yoktur işte. Biz de onu söylemeye çalışırız çalışıyoruz. Ama bunları e, çoğaltarak söylememiz lazım. E, dolayısıyla e, meselemiz bu. Bizim esas sorunumuz e, teşkilatlaşma sorunundan önce bizim partileşme diye bir sorunumuz var. Siyaset partilerle olur? Legal siyaset de öyle, illegal siyaset de partilerle olur çünkü partilerinin dediği gibi bir insan hiçtir bir insandır iki insan bir araya geldim bir ürgüttür siyaseti partiler yapar örgütler yapar partilerde ürgütlerin de bir dünya görüşü vardır kendi ülkesini tanımlarken onun geleceğini hayal ederken onun özgürlüğüne hayaldeki ona ona göre bir program hazırlar bilimsel bir program tarihini, geçmişini reddetmeden bilimsel bir program. O programa etrafında inanmış, o programa inanmış kadro ve o kadronun o programı hayata geçirmek için e, bir tüzüğü, yani alt, üst, ilişkin, disiplin e, yani o programa hizmet eden yol ve yöntemlerini belirleyen bir tüzük. Şimdi bu zaten tamamladığı zaman bunu yani birileri hatır için değil, birileri para versin böyle bir şey olmaz. Birileri maddi destek versin böyle bir şey olur. Ben yanlış biliyorum. Sonuna kadar da yanlış buluyorum Evet maddiyet önemli ama her şey değil. Maddiyet olmasa bu işler olmaz ee, gibi yaklaşımları kimden gelirse gelsin ben şahsen doğru bulmuyorum. Maddeti öne alan yaklaşımlar maddiyet yoktur nasıl olsa oturalım oturduğumuz yerde bu iş öyle yürümez falan ee, yenilgiyi önceden adım atmadan önce kabulü e, kabul etme demektir. E, dolayısıyla ben diyorum ki altı küsür milyon zaza halkının e, doğru temsil edecek bir siyasi güç bir program etrafında bir araya gelen kadrolar bütünlüğü, şey ilişkiler ama ahbap çeviş olmayan ilişkiler, ama dayatmacı olmayan ilişkiler. Yani kişiler değil de programın konuştuğu bir e, kolektif e, siyaset bütün imkanları yaratır. Biz çok geçmişten biliyoruz. Yani ben tabii ki benim geçmiş Hiçbir zaman inkar etmedim. Kürt siyasi hareketinden geliyorum. Biz aç kaldığımız günleri biliyoruz, susuz kaldığımız günleri biliyoruz. Kovulduğumuz, toplantılara kovulduğumuz günleri yaşadık, biliyoruz. Kardeşlerimizden, anamızdan, babamızdan, dayımızdan, amcamızdan bırak bu işi, bırakın bu işi. Siz kendinizi e, ne zannediyorsunuz? Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Kendinize çalışın. İyi bir aileniz olsun, iyi bir arabanız olsun, iyi bir dükkanınız olsun, iyi bir eviniz olsun. Ee, bu dünya boştur falan uğraşmayın diyen bütün yaklaşımlara karşı dik durduk, mücadele ettik, sürdürdük bir yere geldi yani. Hepimizin emeği var bunlarda. Ama biz bugün kendimizi var etmek için e, çalışıyoruz, aynı kesimlerden e, tepki alıyoruz. O ayrı bir e, tartışma konusu. E toparlarsak, toparlarsak deza par, tasviye oldu diye. Dezapar ee, işte açıkça söyleyeyim kongresi niye yapmadı, niye yapamıyor o en iyi onlar biliyor, ben de biliyorum. E, bireleri değil e, bireleri gündemleştirerek değil, bireler üzerine bir tartışmadan ziyade genel olarak dezapar ee, eğer bugün bu durumda ise bireylerin tabii ki rolü bir yere kadar belirleyici ama e, tek başına e, bir bireyin e, ya da iki bireyin e, dezaparı bu noktaya getirmiş e, olduğunu söylersek de objektif bir değerlendirme yapmış olmayız. E, genel olarak bir sorun var, genel olarak bir program etrafında e, inanmış kadroların bir araya geldiği bir ee, hareket olmadığını zaten çok erken fark ettim gördüm ee, Aslında bugünkü bu gününü ben 3 yıl önce gördüm açıkçası kendimizi kimse dinlendiremedik. az bir yapıdaki arkadaşlar samimi insanlardan hariç bir kısmı zaten okumuş işte e, ne bileyim ünvanları vardır onlara zaten bizim gibi insanlar kendini dilentiremez ne kadar samimi olursa olsan ol dilenmezler seni Yine Zaza Hareketi'ne geçmişte emeği geçen insanların e, inkarı üzerinde, emeklerini inkarı üzerinde e, bir yol yöntem e, güdülüyordu. O da ne kadar yanlış olduğu o zaman da söylüyorduk. Açıkça söyleyeyim, kimse hiç demesin. E, bilen bilir. Ben geçmişini e, reddeden bu hareketin e, doğuş koşullarını, bu hareketin ortaya çıkmasını sağlayan emeği olan insanların insanları çekiştimen etmek, öteki görmek, farklı göstermekle yol alınmayacağını o zaman da söylüyordum. de halen devam ediyorum. Dolayısıyla bütün bunları aşacak yeni bir parti, yeni bir partileşme, yeni bir program, yeni tespitler, yeni kadro, tamamıyla yeni, genç, dinamik, inanmış yurtsever. Zazaca konuşurken hazalan, alan. Zazaca, zazaca selamlaşırken hazalan, alan. Zazaca bir şarkı dinlerken kef alan. Hüzünlü bir şarkı, zazaca hüzünlü bir şarkı dilerken gözlerine yaş gelen. Annesiyle zazaca dilini konuşurken kızıyla ya da oğluyla mutlu olan. Dersimli bir zazayı görürken sarılan Gümgümlü bir zazayı görürken sarılan Sivaslı bir zazayı görürken sarılan bölgecilik yapmayan palolu, Bingöl'lü Diyarbakırlı nerede bir zaza görürse görsün onun mahallesine onun itikatına onun inançlarına, inançsızlığına bakmaksızın sarılabilen sıcak karşılayabilen kocaklayıcı bir program etrafında perspektifi ulusal olan bir araya gelmiş ama yeni dinamik geriye çeken değil dedikodu yapan değil çekiştiren değil tamamıyla başarıya odaklanan bir kadroyla zaza hareketi zaza halkı alternatifsiz değildir gece gündüz çalışılıyor biz bugüne kadar samimi olanlar Dezapar'ın belli bir badana süreci içinde olduğunu biliyorduk zaten. Bu süreci sabırla inandığımız hocalarımız, değerli samimi insanlarımız bu süreci aşar diye beklentimiz vardı. Bu beklenti karşılanmadı gördük. Hatta o çok değerli, çok e, entelektüel birikimli e, insanlarımız bu süreçte demoralize oldular. E, biz bunu görüyoruz. O demoralize olmuş yapılarla yeni yapılar oluştursam bile e, kesinlikle yol almaz. E, dolayısıyla bir beş yıllık bir e, birbirini çekiştiren, arkadan çekiştiren, dedikodusuna neden olan insanlarla yol aldığın zaman süreç içinde o süreci aşamayız. O kadar ideolojik güçlü bir kadro liderlik hepsini e, en azında tüzük karşısında e, susturan e, bir noktada değiliz. Dolayısıyla sıfır kafayla dedikoduyu arkadaşını, yoldaşını küçü gören, öteki gören yaklaşımları reddeden, birleştirici, demokratik, bilimsel e, yol izleyen, kurum çalışmasını önemseyen, kurumsal harekete herkese rastgele yazı yazmadı, paylaşım yapmadı, kurumsal yaklaşıldı e, bir yaklaşım, zaza kadını mutlaka mücadele kazandıran bir yaklaşım, zaza gençlerini mutlaka mücadele kazandıran bir yaklaşım ama olmazsa olmaz tekrar ediyoruz olmazsa olmaz zaza kadını mücadeleye katan bir yaklaşımı benimseyen zaza gençlerini öne açan mücadeleye katan bir yaklaşımı benimseyen ama bunu da sağda solda isim olsun parti tamamlasın kadro tamamlasın kadro e, bir an önce kongre gidelim değil Programını yazmış, tüzüğünü yazmış, hedeflerini yazmış, uzun ve kısa e, vadede ittifaklarını, dostluklarını yazmış, dünya görüşünü ne hedeflediğini yazmış bir program. Bunu da aylarca tartışmış, benimsemiş, madde madde bunu kitaplaştıran, doğmadan önce kitaplaştıran, parti kurmadan önce. Bakınız, dezar halen programının kitabı yok. Tüzüğünün kitabı yok. İstersen sana birisi e-mail üzerinde daha önce et ettik parça parça yazılmış sana bir tüzük ya bir program gönderir. Birbirini tutmayan şeyler var. Bunları hepsini kurumsal olarak bir araya getiren ondan sonra kongresine giden kuruluşunu gerçekleştirir. Bir hareketin içindeyiz. Onu açıkça söyleyeyim. Bu hareket 3-4 yıldır tartışılıyordu ama bu samimi yürsever hareket 3-4 yıldır dezaparın dönüşümünü ilerlemesini istiyordu beklentisi buyun dedi neticede biz gördük bu iş ee, buraya kadarmış bu arkadaşlarımız bu partiyi kongre taşımadılar kendilerini yenileyemediler e, giderek daraldılar. 600 küsür üyeden 70'e düştüler. Ve o 70'in de birbirinden haberi olmayan insanlardan açık söyleyeyim. E, yani sayıca 10 kişi içine çıkar. Diğerleri de çok fazla üyeliği var mıdır, devam mı ediyor mu etmiyor bile haberi yok. O yüzden yeni bir süreç başlamıştır. Bu yeni bir süreçtir. Bu yeni süreç e, kesinlikle ee, yeni kadroyla e, startını almıştır. Devam ediyor. Gece gündüz de çalışılıyor. Ee, bunu açıklamak istedim. Ee, bu saate kadar bizi izleyen e, siz değerli bütün izleyiciler, daha sonra izleyecek olanlar e, hepinize büyük saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Ee, evet, Zaza halkı siyaseten alternatifsiz değildir. Ee, Zazaları Güneyi, Zaza, Zazana'nın, Zaza, İstanın, Güney, Kuzey ve Batısını e, bir gören, ayrım yapmayan, e, Türkiye'deki demokratik bütün mücadeleleri kendi mücadelesini gören. Kürt halkının da özgürlük mücadelesini Kürt halkının da özgürlük üzlemlerini kendi üzlemleri gibi gören ama Kürt inkarcı siyasetinin yaklaşımlarını kesinlikle her koşulda reddeden, karşı mücadele eden Türk egemen sisteminin anti demokratik inkarcı yaklaşımlarını kesinlikle reddeden ve her koşulda buna itiraz eden, sesini yükselten, eleştirisini yapan bilimsel bir kadro, bilinçli bir kadro, ideolojik bir kadro, yürsever bir kadroyla zaza hareketi yoluna devam edecektir. Hepinize saygı, sevgi, hürmetle. Her vasıma vesmum.